Kıymetli izleyenler, hayırlı akşamlar. Bir kez daha Ramazan ilerinde sizlerle birlikteyiz. 18 Mayıs 2020 bugün tarihler. Artık yavaş yavaş da hem Mayıs'ın ortasını geçtik hem de Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşıyoruz hızla. Yarın kısmet olursa Kadir Gecesi inşallah, bilemiyoruz elbette ama öyle olduğunu umarak ona özgün davranacağız inşallah ve ona özgün bir programımız da olacak. Ama bugün öncesinde biraz daha dünyaya pozitif izler bırakmaya çalışan, hayatlarıyla insanlara bir şeyler vermeye çalışan iki kişi misafirim olacak. Bir tanesi Skype üzerinden, bir tanesi de yanımda şu an. Birazdan size tanıtacağım inşallah. Onlarla hem sanatı, hem sinemayı, hem sektörü konuşacağız. Hem Ramazan'la beraber onların hayatında neler değişiyor onu konuşacağız. Hem de sevgili Turgay Tanülkü ile kendi hayatında gençlere ve çocuklara ayırdığı yeri, onlar için yaptığı işleri inşallah konuşmaya devam edeceğiz. Onunki biraz mesleğinin dışında bir şey olacak ama belki mesleğinde bir miktar içerdiğini o anlatırken zaten göreceksiniz siz. Her zaman olduğu gibi Semerkant'a önce bir uzanacağız. Semerkant'a, Turkuaz'ın gökyüzüne en yakıştığı kente gideceğiz efendim. Oradan bir küçük izlenim alacağız. Ondan sonra tekrar burada buluşacağız ve sohbete başlayacağız. Buhara-i Şerif'in hemen yanı başındayız. Uzun uzun yıllar evvel Buhara-i Şerif'ten yola çıkan İmam Buhari'nin yola çıktıktan bir süre sonra akrabalarının bulunduğu bir köy vardır ve o köyde rivayet oldur ki bir dua eder. Yaşı bazı kayıtlara göre 59'dur, bazı kayıtlara göre 62'dir. Duasında der ki İmam Buhari, Allah'ım, dünyanın bu genişliğini artık taşıyamıyorum. Sana dua ediyorum, ruhumu yanına al. İşte o dua ettiği köy, o dua ettiği topraklar burasıdır. Burası Harkent. İmam-ı Azam'ın, büyük imamın dizinin dibindeyiz. Burası tabiri caizse bizim ilk ocağımız. Mehmet Akif Ersoy merhumun ifadesiyle biz en son ocak olan İstanbul'dan buraya geldik. İstanbul'un selamını getirmek için buraya geldik. Malum 23 Nisan 1920'nin Ankara'sında Hacı Bayramı'nda dualar edilmektedir. Hatimler indirilmektedir. O aziz meclis açılırken Kur'an-ı Kerim hatimleriyle beraber Buhari Şerif hatimleri okunur. Zira Anadolu'da büyük bir sefere çıkılacakken, büyük bir yola çıkılacakken, aziz bir mücadeleye çıkılacakken ya da deprem, sel, başka başka felaketleri def etmek için cem'an ümmetle, devletle, milletle dua edilecekse onlar içerisinde mutlaka ama mutlaka Buhari Şerif hatmi de vardır, duası da vardır. İşte biz Semerkant'tayız, Harkent'teyiz. İmam Buhari'nin dizinin dibindeyiz. 17 yaşında hafızasında 70 bine yakın hadis barındıran imamın, büyük imamın dizinin dibindeyiz. 37 yaşında Sahih-i Buhari'yi tamamlayan imamın dizinin dibindeyiz. Semerkant'tan, Harkent'ten, Fergana Vadisi'nden, Mavera-ı Nehir'den İstanbul'a selam ediyoruz.
Kısa bir Semerkant gezisinden sonra tekrar TV.net merkez stüdyolarındayız Topkapı'da. Bugünkü konuğumuz Derda Yasir Yanal. Hoş geldin Derda. Hoş bulduk Ümit abi. Şu korona günlerinden çok neyini sevmiyorum biliyor musun? Böyle şu günlerde çokça uzunca zamandır görüşemediğim insanla görüştüm. Farklı tevafuklarla. Sarılamıyoruz ya. En çok onu sevmiyorum ya. Gerçekten öyle yani sarılamıyoruz, tokalaşamıyoruz. En çok özlediğimiz şey şu sarılmak, müsafaha etmek, efendime söyleyeyim kucaklaşmak. Yani gerçekten çok tatsız bir şey. Yani gerçi siz herhalde bir süredir zaten tamamen tecrit altındaydınız değil mi? Aynen öyle. Bu arada çok sarılan bir milletmişiz. Ben de onu fark ettim bu süreçte. Ve inanılmaz bir sarılma isteği geliyor. Mesela bizim adetimiz toka değil, net anladım yani. Böyle gördüğüm zaman bir abimi, kardeşimi falan bir sarılayım, bir kucaklaşayım. Şöyle bir, bir de sıkanlar vardır ya, kemiklerini kırarlar falan. Mesela benim koronadan beri belim ağrıyor. Niye diye düşünüyorum. Kaç tane doktora gittim. Meğerse sarılmadıkları yani. Ya sıkmadıkları. Olur mu öyle şey? Gerçekten. Yok yani psikolojik olarak olabilir ama diye düşündüm. Mesela yani. Evet. Şimdi bu Ramazan yayınlanan Kuşlarla Yolculuk günlük dizimi diyorsunuz siz ona. Ne diyorsunuz? Mini dizimi diyorsunuz. Ya mini dizi formatında Ramazan dizisi diyoruz. Ramazan dizisi. Hı-hı. Çekimler bitti çok bitti. Şükür. Çıktınız şeyden. Çıktık. Kamptan. Aynen öyle oldu. Kaç gün oldu çıkalı? Çıkalı bugün üçüncü gün. Yani son 10 günü size bıraktılar Ramazan'ın. Hamdolsun. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Yani tabii ki bir şartlar zor olduğu için planlamada biraz daha erken bitecekti ama bu şartlar altında bir tık uzama oldu. Ama herkes canhıraş işe sarıldığından dolayı ve işi sevdiğinden dolayı ve Ramazan günlerinde hayırlı bir iş yaptığından dolayı hiç sıkıntı etmediler bunu. Ne zaman başladınız çekimlerine? Ramazan'dan önce başladık. Ramazan'dan yani şu an benim açıkçası gerçekçilikten çok uzak yaşadığım günlerdeyiz. Çünkü 5 haftadır ben dünyadan çok kopuğum ve koronayı bile unutmuştum. Ne olup ne bitmediğinin farkında değilsin. Tamamen yani. Giriş çıkışın yasak olduğu bir bölgedeydik. Ne zaman başladık? Ramazan'dan bir hafta, 10 gün kadar önce başladık herhalde diye hatırlıyorum. Yani. Tam da koronanın Türkiye'de hareketlenmeye başladığı dönemler işte yani. İlk hadise 11 Mart'ta mı açıklanmış sanki? Siz de demek ki ondan sonra işte bir 14, 15, 16 gibi. Yok, bir ay sonra falan. Ha. 11 Mart'tan bir ay sonra falan başladık. Hmm. 24 Nisan'da Ramazan başlamış sanırım. Ha doğru, evet. Biz Nisan'da. De işte 11 Mart'tan bir ay sonra belki 11 Nisan, 15 Nisan gibi başlamış olabiliriz. Bir tabii başlamanın heyecanı var. Onlarla ilgili çalışıyorsunuz, ediyorsunuz vesaire falan. Ama güzel, hamdolsun. Sağlıklıyız, çok şükür. Elhamdülillah. İnşallah güzel bir şekilde atlatıyoruz. Elbette ki kayıplarımızı üzülüyoruz. Bir sürü insan, bir sürü sıkıntı çekti. Sağlıkçılarımız hala dinlenemediler, hala büyük sıkıntı içindeler. Hepimiz evlerimizde kapalı kalmak durumunda kaldık. Keza 3 gündür öyle. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Muhtemelen saat 7 gibi Cumhurbaşkanımız çıkacak. Yine alınan kararlar açıklayacak. Ben şahsen açıkçası bayramda tekrar bir sokağa çıkma kısıtlaması bekliyorum. Yani ben de öyle bekliyorum. Öyle olacak. Etkili yöntemlerden belki de tek etkili yöntem yani. Hani bu mesele insanların hasta olmasını engellemekse eğer bu o ilişkiyi teması bitirmek en etkili yöntem. Ben çok mantıklı da buluyorum bu arada. Yani bir şekilde çünkü havada ısındı dayanamıyoruz. Hepimiz bu işin ne kadar bilincinde olsak da dışarı çıkmak istiyoruz. Evet. Hiç olmazsa bir sokağa çıkalım, aman bir parka inelim falan, bu işin sonu yok. Evet. Hani şeye benzetiyorum, Allah-u Teala yarattığı kulunu o kadar iyi biliyor ki mesela neden zina yapmayın demiyor da zina yaklaşmayın diyor. Hep öncesinden kesiyor ya. Evet. Yasakları da buna benzetiyorum. Biraz öncesini kesmek lazım ki. Yoksa insan bir şekilde bir ilk adımı atınca ikinci, üçüncü adım geliyor. İnşallah ama bayramdan sonra duamız olsun. Yani şu iftar vaktinde bitsin. Evet, aynen öyle. Peki Derda Yasir, biraz tanıyalım seni. Biz tanıyoruz, izleyenlerimiz tanısın seni. Tabii ki. Derda Yasir kimdir, nerede doğmuştur, ailesi, nelerle, eğitimleri, efendime söyleyeyim. Biraz oradan başlayalım, ondan sonra devam ederiz. Benim en zorlandığım soru, çünkü kendimden bahsetmek zorunda kalıyorum. Ben anlatayım diyeceğim de olmayacak yani. Normalde senin anlatman lazım. Yani. Eyvallah. 18 Ocak 1991 Berlin, Almanya doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerden mezun oldum. Amerika'da New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldım. Onun dışında oyunculuk ve sunuculuk yapıyorum. Evliyim. Bir kız çocuğum var. 3 yaşını Ağustos ayında dolduracak inşallah. 3 çocuğum, 2 çocuğum olduğuna dair ben de çok haber okuyorum ama daha olmadı. Bir kızın mı var? Bir kızım var. Bir kızın var değil mi? Onunla uğraşıyorsun hala. Evet. Balıkesirliyim. Bir ara onunla uğraşmak en heyecan duyduğun işti yani. Onu hatırlıyorum da. Ya evet. Başka hiçbir şeyle uğraşmak istemiyordum. Öyle oluyor. Hala öyle mi? Şimdi tabii dillendi. Bir de bir süredir ayrıydık falan. Ne kadar oldu? Ağustos'un 10'unda 3 yaşını bitiriyor. Maşallah doldurmuş ya. En tatlı zamanları. Gerçi bir 2,5 yaş sendromu da vardır yani. O da ayrı bir şey. Hele kızlarda. Aman Allah. Öyle mi? Oo. Nedir mesela sendrom? Ya ne bileyim böyle. Her şey benim. Herkes benim. Kimse benden değerli hiçbir şey yok falan filandır yani. Biz o konuda biat ettiğimiz için çok sıkıntı yaşamıyoruz. Alınmıyoruz yani. Evet senin falan tip geçiyoruz. Güzelmiş. Peki bir şeyi merak ediyorum.
Lise hangisiydi bu arada? Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi. İyi bir liseymiş herhalde. İyi bir liseydi. Çünkü üniversiteyi kazanma oranları falan filan bayağı, bayağı yüksekmiş. Yani ben herhalde kaybederek üniversiteye gitmiş bir adamım. O güzel. İlk bine girmeyen iki kişiydik okulda biz. Evet. Annen izliyor mu şu an bizi? Şu an izliyor olması lazım, evet. Peki Ebu Derda'dan çok etkilenip ismini Derda evet koymuş. Yani neyinden etkilenmiş Ebu Derda'dan? Ben şöyle bir baktım, Ebu Derda kimdir, nedir, ne değildir diye. Çok enteresan bir şey var. Ensardan son Müslüman olan kişiymiş. Evet. Yani Mekke'deki efendim esafullah, Medine'deki değil mi Ensar? Hı hı. Medine'deki insanların içerisinden son Müslüman olan kişi. Bu çok evet enteresan geldi bana ama muhtemelen annen sana anlatmıştır neyinden etkilendiğini, ne gördüğünü biliyorsan ve mahrem değilse. Yok estağfurullah. Şöyle Derda Farsça'da mutluluk bilgisi demek gibi bir manası da var. İşte, evet. Kutat Kubilik gibi. Felsefi dilde iyi olan her şey anlamına da geliyor. Arapça'da bir rivayete göre aslında iyilik yapmayı seven diyorlar. Hı. Mesela Kürtçe'de biraz derdi olduğu için dertli gibi algılayan da var ama tam tersi böyle olumlu manaları var. Hı hı. Annem tabii ki kelime anlamlarından ziyade Ebu Derda Hazretleri'nin hayatını okuduğunda neyinden etkilenmiş? Birincisi ismin farklılığından tabii ki. Çünkü bir yani inandığı değerler uğrunda bir isim koymak istiyor. Araştırıyor. Hı. Çok bilindik isimler var. Daha farklı ne olabilir diye araştırırken Ebu Derda Hazretleri'ni görüyor. Diğer ismim de Yasir. O da biliyorsunuz, hı hı, yine bir sahabe ismi. Kolaylaştıran demek. Annemin yani Ebu Derda Hazretleri'nin hayatında özel olarak etkilenip de şu yüzden koydum dediği bir şey yok. Ama hmm, genel itibariyle onun ibadet noktasındaki düşkünlüğü annemi etkileyen etmenlerden birisi. Onu biliyorum. O da muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Yani ciddi bir ibadet düşkünlüğü var ama tabii Ensar'dan son Müslüman olduğu için bu ibadet düşkünlüğü bayağı bir geç başlıyor diye tahmin ediyorum. Şimdi annem bana söylediği zaman ben de onu diyorum. Yani anne son Müslüman olmuş. Yani gözünü seveyim. Tamam ibadete düşeceğiz ama en son yani. Yani o yüzden de o kadar düşkün belki. Yani yılların şeyi var, kaybı var. Bir an önce onu toparlayalım diye. Futbolla aran nasıl? Yani izler misin? Hem bir izleyiciyim hem de öyle halı sahada kendi aramızda oynuyoruz. Şundan dolayı sordum. Şimdi hani böyle bir hangi Avrupa Şampiyonası'ydı? 2018 miydi? Bizimkiler böyle son dakika golleriyle falan böyle artı 90 golleriyle falan bir gitmiştik. 2008. 2008 miydi? Hatta ondan sonra da çeyrek finale kadar mı çıkmışlardı orada? Nihat'ın bir golü vardı. Ha bak ya, iyi iyi hatırlıyorsun. Şimdi bu Almanya da şey... Almanya maçında elenmiştik. Hayatımdaki en büyük acımdır çünkü Balıkesir'de meydanda seyrediyorduk o maçı. Son anda berabere falan yaptık. Ha. Yani tamam dedik ya beraber oldu uzatmaya gidecek hiç olmazsa. Tabii takım bir gaza geldi. Rüştü topu aldı hiç unutmuyorum. Bir degaj dikti. Bir anda kontratakta gol yemiştik. Yani çok üzüldüm şu an. Unutamıyorum. Hayır şunun için sordum. Hani böyle Ebu Derda da artık son Müslüman olup hani böyle son dakikalarda ibadete başlayan dedin ya oradan geldi aklıma. Yani böyle Semih'e nöbetçi son... golcü diyorlardı. Bana nöbetçi mümin diyorlar ya son dakikadaki 90 artılarda. Ama da enteresan güzel bir şeymiş ya. Peki şey nasıl başladı? Bu arada şunu da merak ediyorum. Berlin doğumluyum dedin değil mi? Hı hı. 91 Berlin evet doğumlusun. O duvar yıkılmış falan artık. Hemen ardından evet. Hemen ardından sen doğmuşsun. Orada yaşadın mı? Hatırlıyor musun? Yaşadım oradan? Hatırlıyorum. Yani 2,5-3 yaşına kadar sürekli yaşadım. Aha. Sonra 16 yaşına kadar oturumum vardı zaten. Gidip geldim. Git gel yapıyorduk. Ama annem Türkiye'de eğitim almamı istediği için bizim örf ve adetlerimize göre, geleneklerimize göre burada başladım anaokul dahil. Fakat bütün sömestr ve yaz tatillerinde biz işte bir ay, bir buçuk ay sömestrde hep izin alırdık okuldan. Yazında yine bir üç buçuk ayı zorlayacak şekilde izin alırdık. Hep Almanya'da olurdum. Orada da ufak tefek işte eğitimler almıştım ama 16 yaşından sonra bir tercih hakkı sundular. Türk vatandaşı mı olmak istiyorsunuz, Alman vatandaşı mı diye. Birini seçmek zorundaydım. İkisini de istiyorum diyemiyorsunuz. Ya bir şeydi o zaman, izin vermiyorlardı ikisine birden. Biz de orada biraz milliyetçi duygularımız kabardı. Tam da oraya geleceğim. Özellikle yurt dışına gittiği zaman insan, azınlık olarak yaşadığı zaman sanki böyle inancına daha mı bir sarılıyor? Kesinlikle ben öyle olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Yani hani mesela burada daha rutin bir hayat yaşayan, hani daha böyle Anadolu Müslümanı gibi olan birisi gittiği zaman bir Batı ülkesine ya da başka bir yere, azınlık olacağı bir yere daha böyle bir sarılıyor sanki yani. Kesinlikle onun için şeyi de oradan mı geliyor acaba mesela annenin, validenin hani sana Ebu Derda ismi vermesi vesaire falan, ibadetlerinle ilgilenmesi falan, nasıl bir ortam vardı ki Almanya'da böyle bir gelişme oldu acaba? Hmm. Ya annem zaten, kendi ailem de özellikle anne tarafım bu konuda bu konularda hassaslar. Yani mütedeyyin yaşamaya çalışıyorlar. Dikkat ediyorlar. Tabii oradaki ortamları ehli tarik insanlar anne, hı-hı, tarafım.
ciddi anlamda öyle bir ortam içinde yaşıyorlar. Evet, dinlerine sarılıyorlar. O öyle bir koruma getirmiş yani. Bu şekilde de sana o ismi vermiş. Tabii. Murad etmiş aslında. Sen de öyle bir hayat yaşadın. Aynen öyle. Hamdolsun. Aynen ne öyle yani. Onun için çok da hoşlanmamıştır herhalde senin böyle bir oyunculuk ya da ne bileyim öyle bir kariyere yönlenmen falan. Ya hiç hoşlanmadı tabii. Yani haklı olduğu taraflar da var. Ben bugünden hak veriyorum anneme. Ya niye? Bakınca. Hayır. Niye? Hiç Çağrı filmini oturup beraber izlemediniz mesela annenle? Oturduk izledik. İzlemişsinizdir oturduk, mutlaka. Oturduk izledik mesela. O oradaki bir Anthony Quinn'i görünce var. Falan evet. Ya da işte sorun o. Bir tam, tane tam yani. Da bu yüzden istemiyor annem zaten. Diyor ki oğlum bundan bir tane var, diğerinden 1000 tane var. Yani o 1000'de 1'i yakalamak da bize düşmez herhalde diye. Yani tam da o mantıklı aslında. Ya ben bazı yerlerde bugünden bakınca anneme hak veriyorum yani. Hmm. Gerçekten o çok daha iyi o Anadolu irfanıyla görebiliyormuş bazı şeyleri. E biz tabii daha işte gençlik ateşi, idealler var, bir şeyler yapmak istiyoruz. Onlar daha farklı bir hayat yaşamışlar. Almanya'da özellikle çalışıyorlar. Yani evet. İş belli, maaş belli, düzen belli, gelir gider belli, aile hayatı belli. Burada tamamen düzensiz bir hayat var. Yani ne işe gittiğin saat var, ne gün var, ne geldiğin vakit belli, ne aldığın para belli, ne yaşadığın hayat belli. Annem tabii işin bir maddi boyutundan baktığı gibi bir de manevi boyutundan. Oğlum bak o işte şöhret afettir, ateşten bir gömlektir. Bu işlerin evet içine girdiğin zaman evet kendini kaybedebilirsin, aile hayatın olmaz. Annemin öyle korkuları vardı. Annem zaman geçtikçe korkularından arındı. İşte evlendik, çocuğumuz oldu, ailemiz oldu. E çok şükür tabii ki hatamız çoktur ama bir şekilde çizgimizi bozmamaya çalışıyoruz. Ama annemin korkusu geçtikçe bu sefer benim korkularım daha fazla artmaya başladı. Yani çok ilginç. Annem de geçti, ben de başladı. Evet dedim ya gerçekten tehlikeli sularda yüzüyoruz, yüzmeye çalışıyoruz. Hayırlısı. Öyle. Siz sonra ben de daldım. Yok güzel aslında istersen konuşmak istediğim şeylerden bir tanesi de buydu ama yani tabii. Çok derin konu yani bu konuya girersek abi ben de bayağı yok. Çıkamayız konuşuruz. Yok bence gireriz sorun yok girelim. Bu anlamda sorun yok. Benim de aklıma ne geldi? İstanbul'da... Şimdi kağıtlara bakıyorum da önünde. IELTS'e girdim sınava. Şimdi ya da IELTS yani İngilizce dil sınavına girdin evet. Yüksek mi yapacaksın onun için mi yani bir dil yeterlik notu almak istiyorsun. Evet yani. bir not alayım dedim böyle bir kendimi de test edeyim. Hani arkadaşlar hep anlatıyorlar ya biraz daha yüksek yapanlar, doktora yapanlar veya işte akademide ilerleyenler çok zor canım bizim hayatımız dedim. O kadar zor değil ben de gideyim ben de alırım falan dedim. Neyse ondan öncesinde şimdi otobüste orada burada ben herkesin elindeki telefona, kağıda boş gözle bakarım ama. Yani ne yazıyor desem bilmem öyle bakarım. Yani elinde bir hareket olduğu için bakıyorum. IELTS'te de hoca soru soruyor tabii şeydeyiz, speaking'de konuşma sınavındayız. Soru soruyor, ben de önündeki kağıda bakıyorum durmadan ama yine boş gözle bakıyorum. Yani onun sorusunu düşünüyorum, cevap vereceğim. Tabii o da soruyu önünden okuduğu için bayağı düşük bir puan almıştım. Şimdi aklıma geldi, sorulara bakmıyorum yani boş gözle bakıyorum bile sınav. Yok buraya bakmanda bir mastur yok açıkçası. Ya ama senin anlattıkların benim ileride böyle daha ilerleyen zamanda soracağım soruları aklıma getirdi de. Hani... Bir Müslüman olarak gerçekten mütedeyyin birisi olarak yani bunu böyle söylemekte bence şey yok, beis yok diye düşünüyorum. Mütedeyyin birisi olarak böyle bir sektörde oyuncu ya da sunucu yine böyle bir sektörde pozisyonda çalışmak, var olmaya gayret etmek. Şimdi sen mesela kendin söyledin korkmaya başladım diye. Gerçekten bu kadar zor mu? Gerçekten bu kadar sıkıntılı bir iş mi? Yani... Şimdi Ramazan'a iş yapmak kolay bir şey. Çünkü Ramazan tabii. Belli bir konsept, duygu yoğunluğu vesaire falan. Hani herkes alıp getirip koysan orada oynar o işi herhalde. Hı. Tabii hani Fatiha okumayı bilmeleri tercih sebebidir. Ne bileyim besmele çekmeyi bilmeleri, selam vermeleri, almaları bilmeleri tercih sebebidir ama. Tercih sebebi değil bu arada. O olsa iyi olur diyeyim o zaman. Ya, bize göre iyi olur ama sektörde böyle bir karşılık yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü onu tercih sebebi edecek kişinin de o farkındalıkta olması lazım. Genel itibariyle söylüyorum öyle bir... Dünya olmadığı için, bir iş yapıldığı için yani şey gibi kaba tabiriyle söyleyeyim. İşte bir alkollü şahsı oynayacak bir adamın gerçekten alkolik olması nasıl bir tercih sebebi değilse yani, sektörde konuya bakış açısı böyle. Salt olarak da belki kendilerince doğru da baktıklarını düşünüyorum. Objektif bakıyorlar yani nasıl biz bu bir tercih sebebi değilse bu da değil yani. Bu rolü hakkıyla yerine getirebilecek kişiyi tercih ediyoruz. Ama bilmesi lazım. Yani tabii nasıl sarhoş olunur? O, şimdi bir iftar programında nasıl sarhoş olunur konuşmak gibi bir absürtlük içine girmeyelim elbette ama onu bilmesi lazım en azından yani. Peki Amerika macerası nasıl oldu? Ben çünkü hani şeyi New York Film Akademisi'ne öğrenciler de gönderdik. Hoş bizimkiler gazeteciler, gazetecilik alanında gitti mesela. Oyunculuk anlamında gitmedi ama oyunculuk tarafında çok böyle absürt bir eğitim biçimleri olduğunu duydum. Evet. Orası nasıl oldu? O macera nasıl başladı? Neler yaptın orada? Ne kadar sürdü? Valla
Kapatalım istersen o defteri direkt. Yok, şöyle düşünüyorum. Yani açıkçası bir önceki soruyla da bağdaştırınca önceden mütedeyyin bir tavırla var olmaya çalışıp en ufak bir hatamda çok eleştiri alıyordum. Şimdi öyle bir tavırda olmayıp ve öyle bir çerçevede olmadığımı söyleyerek en ufak bir iyilikte işte çok efendim övgü alıyorum. Yani, değişik bir yaklaşım bu. Evet, ikisi evet. Arasında ciddi bir fark var. Bunu da şöyle gördüm. Geleceğim soruna da abi. İşte kaba tabiriyle namazında, niyazında, orucunda, zekatında bir profil çizen bir Ahmet abimiz var diyelim. Diğer tarafta da bunların hiçbiri olmayan bir Mehmet abimiz var. Mehmet abi bir vakit camiye gittiğinde toplumda muazzam bir işte sevinç oluyor. Olay Mehmet'i oluyor. Camide gördük, evet. Helal olsun. Dem baba gelip mesela aynen öyle. Camiye gittiğinde aynen öyle. Konuşulmuyor. Ama Ahmet abi bir vakit yanlış bir şey yaptığında çok fazla eleştiriliyor. Ya buna sen linç kültürü de, ben efendim bir anda işte insanları yukarıya çıkartıp bir anda aşağı indirmek diyeyim veya daha çok dikkat çekmek diyeyim. Sonra ben şunu anladım. Yani bu gömlekte değil de bu gömlekte hareket etmek daha kolay. Çünkü bu gömlekte haklısın, hareket yani. Ettiğinde tolere ediliyorsun. Tabii tolere ediliyorsun ve çok daha insanlar sana işte güzel davranıyorlar. Ha, vicdanen bu iyi bir şey mi dersen, bana göre değil. Çünkü ben bu adamın bizim üzerimize, toplumun üzerine daha çok hakkı olduğunu düşünüyorum. Onun hakkına daha çok giriyoruz ama ne yazık ki böyle bir şey var. Böyle bir kültür oluşmuş. Şimdi bu soruda niye bir düşündüm? Şu yüzden düşündüm. Bu sorunun bende çok mütedeyyin cevapları var. Evet. Ama bu cevapları verdiğim zaman tekrar o kimliğe doğru bir gider miyim diye merak ettim. Ya şöyle oldu açıkçası. Çok şükür bizi zaten gönderen kurum da belli başlı şeylere dikkat eden bir kurum olduğu İstanbul için. İstanbul Medya Akademisi'yle gittiniz. Aynen öyle. İstanbul Medya Akademisi. Yani bize burs veren, bizi oraya gönderen, sponsor olan. Öncelikle nasıl başladığını hatırlamıyorum ama bir yerde ilanını gördüm. Demek ki orada oyunculuk eğitimi de aldın sen belki. Almadım. Almadım. Ama tanışıyordunuz, biliyordun. O zaman o gün abilerle tanışmıyordum da. Şöyle oldu. Ben bir yerde ilan gördüm. Aslında Twitter'da veya bir yerde. Tamamen bizimkisi tevafuk oldu. Ben normal gittim, başvurdum. Hatta tanıdığım kişiler de varmış. Sonradan ben de öğrendim. Aha. Onlar da benim başvurduğumu sonradan öğrendiler. İşte birkaç mülakat oldu. En son açılmaya geldikten sonra zaten artık gidişimiz garanti olduktan sonra... Oyunculuk üzerine ama tabii tabii tamam, oyunculuk yani. Üzerine. İki kişiydik oyunculuk üzerine. İki kişi de yönetmenlik üzerineydi. Diğer arkadaş gelemedi oyunculuk için. Hmm. Gelecek olanlara vize vermediler. Gittik. Gitmeden önce ben son bir hafta çok takıldım senin dediklerine. Ya acaba işte orada oyunculuk eğitimi ama ne yapacağız, ne edeceğiz, bu işin bir sınırı yok, ne olacak diye. Burada da bir büyüğüm var, hiç unutmuyorum, yanına gittim. Ben gitmesem mi acaba dedim ya. Bu işin dedim sınırını kestiremiyorum yani, nasıl bir eğitim içeriği var kestiremiyorum. Sen git dedi iyi niyetle, Allah korur dedi. Hmm. Eyvallah dedim, gittim. Yani Allah korudu gerçekten. Çok detayına inmeyeyim ama Türkiye'de alacağım bir eğitimden çok daha korunaklı bir eğitim aldım orada. Hmm. Gerçekten öyle oldu. Denk geldi. Zaten çok da zorlamadılar. Yani o konuda da saygılılar. Bazen yani insanların inançları konusunda. Çok şükür aldık geldik. Çok uzun bir dönem değildi zaten ama geldik. Bir faydası oldu. Bir şeyler öğrendik. Yeni katlı insanlarla bir şeyler tanıştık. Bence kesinlikle katıyor. Ama orada katılan şeyler burada ne kadar kullanılır? Kültürel farktan dolayı söylüyorum. Onu iyi irdelemek lazım. Çok şey katıyor ama hangisini nerede kullanacağını sen burada yine bir süzgeçten geçirip kullanmalısın diye düşünüyorum yani. Oraya gittiğin zaman oradaki bu Müslüman toplulukta vesaire falan hiç irtibata geçtin mi? Türklerle şunda bunda. Yani New York'taydın herhalde zaten. New York'taydın. Hangi şubesindeydin bilmiyorum. Tabii ki. O zaten orada bir vakfın adını hatırlayamadım bir anda. Bir vakıf bizi karşıladı ve onların evinde kaldık. Şey mi? Türken. Türken vakfında Türken kaldık. Aha. Zaten haliyle uçaktan indiğimiz anda Müslüman topluluklarla irtibata geçmiş olduk. Kapıdan çıktı. Tabii tabii. Sonra bir Pakistanlıların camisi vardı. Orada Cuma'ya gidiyorduk. Hatta az önce tevafuk telefonda bir şey bakarken rehberde şey gördüm. Orada Büyükelçilik'te çalışan birisinin işte camide tanışmıştık. O da Cuma'ya geliyordu. Aha. Herhalde bürokrattı. Onun numarasını gördüm demin ben de. Vay be dedim, kaç sene olmuş falan diye. Hı hı. Geçtik tabii topluluklarla irtibata. Cami için mecburen zaten. Cuma'ya gitmek için önce araştırıp buluyorsunuz, biliyorsunuz. Hı hı. Sonrasında da biz yoğun bir eğitimdeydik. Yani sabah 9, akşam 6, hafta sonu dahil bir eğitim vardı. Onun haricinde bizim çok böyle sosyal aktivite için yani. Tabii vaktimiz yoktu yani. Çok sık, yani hafta içi 5 gün direkt teorik eğitimler diyeyim. Hafta sonu da set oluyordu yani. Hı hı. Biraz böyle çekimler yapılıyordu. Falan. İşte kısa filmler çekiliyordu falan. Güzel oldu çok şükür. Set deyince aklıma benim şey geldi. Şimdi senin hem oyunculuk tarafın var hem sunuculuk tarafın var. Hı hı. Yani çok da güzel projeler vardı senin. Yani şimdi onlarla ilgili şeyler de yapmak istedik. Söyle adını, örnekler alıp koymak istedik ama
telif sıkıntısı doğar diye alıp koyamadık açıkçası yani. Mesela zorlu ve oruçlu diye bir şey vardı. Tam da Ramazan programıydı. Tam o, evet. Ramazan belki de ilk yaptığın işlerden bir tanesi değil ama yine o dönemdeki işlerden bir tanesi de herhalde. İki tane daha işin vardı öyle göre. Sunuculuk benim hatırladığım. Bir tanesi bir yarışma programıydı. Zorlu ve oruçludan önce Hayat Tiyatrodur vardı. Sektörün Nabzı vardı. Sektörün Nabzı var. Sektörün... Pazarlarda falan çıktın. Aynen, böyle aynen. Milletle beraber bağırıyorsun. Evet, mesela. Evet abi. Orada da bir oyunculuk var ama işin içinde. Tabii yani işte zaten bence oyunculuk biraz fıtrat işi. Biraz fıtrat da olması lazım yani. Olmazsa zor. O yüzden işte yine o soruya geleceğim. Yani bir Müslümanın bu sektörde olması sadece sektör açısından zor değil. Kendi fıtratı açısından da zor. Çünkü bir oyuncuda olması gereken özellikler neredeyse taban tabana bir Müslüman'da olması gereken özelliklerle zıt. Niye zıt ya? Ya çünkü çığırtkan olmalısın oyuncuyken ama Müslümanken olmamalısın. Yok muymuş mesela çığırtkan sahabilerimizden falan böyle bir... Vardır illa ki. Vardır illa ki. İşte ama oradaki insanların eğlendiği böyle tabii onun ki, o şeyinden tabii, falan. Tabii ki. Elbette ki belli bir düzeyde yani. Tabii nihayetinde hepsi aynı karakterde değil. Tabii. Bak. Yani oradaki çığırtkanlıktan kastım o değil ama. Yani şimdi çok söyleyemiyorum da tam da iftar programı abi. Şey, Ramazan'dan sonra bir program yapalım o zaman anlatayım falan. Olur inşallah. Peki. Aslında istersen ben biraz şunun göstermek istiyorum izleyenlere. Yani oyuncu olarak, sunucu olarak ekranların karşısında, efendime söyleyeyim kameraların önünde belli bir düzeye tutunarak hayatta kalmaya çalışan, iyi bir insan olmaya çalışan birinin profilini vermeye çalışıyorum aslında istersen. O zaman ne olacak? Şimdi bizi seyreden Ayşe teyze ya da ne bileyim Emine teyze, Mehmet amca çocuğu tiyatroya gönül verdiğinde, sinemaya gönül verdiğinde ya da televizyon medya işlerine gönül verdiğinde en azından yüreği yanmayacak. Diyecek ki ha bak ya Derda diye bir çocuk vardı bu işi yapabiliyordu. Güzel de yapmış. Allah razı olsun. Ben onu Derda abisine göndereyim diyebilir mesela. Ya da başka türlü birileri bunu gördüğünde ha bak olabiliyormuş. Yani iyi olmasın. Biz ne isimler biliyoruz ki o dizi setlerinde vesaire falan karavanında gizli saklı beş vakit namaz kılmaya çalışan evet, insanlar var. Evet, sen daha fazlasını tanımış görmüşsündür evet, muhtemelen. İşin daha acı tarafı bunu yaparken öte taraftan kendisine yanlış gelen işleri de yapmak zorunda kalan insanlar var. Ve ben biliyorum ki bundan da acı çekiyorlar. Şimdi evet bu bir Ramazan programı, evet bu bir iftar öncesi program ama biz burada hayatı sohbet ederek, hayatı hep beraber yaşarken... Bunu nasıl kendi hayatımız içinde bir yaşam biçimi haline getiririz bunu konuşmaya çalışıyoruz. Yoksa ben sana şunu sormam yani o tam su böyle işte buraya geldi de içeyim mi içmeyeyim falan. Yok hocam, bu, bunun hayatımızda zaten bir yeri yok evet, yani. Evet, evet, evet. Ya da ne bileyim dün gördüm bir şey işte krediyle şu olmuş ben olmuş muyum? Ya yapmayın Allah rızası için hani konuşturmayın beni böyle sorular bana çok anlamlı gelmiyor yani. Parmak bastığın yer için çok teşekkür ediyorum abi. Yani muhteşem cümleler kullandın. Hem özet gibi hem değil gibi. Niye? Önce şunu söyleyeyim. Çok büyük hedeflerimiz, çok büyük hayallerimiz vardı. Ama zamanla şunu anladık. Kültür bir mirastır derler ya. Benim bu hayalleri gerçekleştirebilmem için benim dedemin bugünkü hayallerimin peşinde 3 kuşak önce koşması gerekiyormuş. Ben onu anladım. Şimdi benim hayallerim şuraya evrildi. Derda olarak zirvede falanca dizide başrol oynayıp falanca programda sunuculuk yapmaktan ziyade Derda olarak önce çocuğuna sonra torununa Allah ömür nasip ederse onlara da sonra torununa bakın ben deden olarak bir şeyler yaptım sen evlat olarak üzerine biraz daha koy sen torun olarak biraz daha koy diyebilmek oldu. Hı hı. Yaşım çok ileri değil benim ama bunu anladım bu böyle bir dönemde olabilecek bir şey değil. Şimdi sorun o kadar güzel o kadar tatlı o kadar naif ki. Biz detaylara çok takılıyoruz. İşte su indi mi çıktı mı falanca oldu mu olmadı mı? Bu sektörde var olurken çok detaylara da takılmamak lazım. Rahmetli Esat Çoşan Hoca Efendi vardır. Çok hoşuma giden Mesut Çakan'ı bilirsiniz. Bizim hı-hı sektörün büyük yönetmenlerinden onu da anmış olalım. Bir gün o da diyor ki kafasına esiyor ben bu sektörü bırakacağım diyor. Ya. Olmuyor diyor. Biz o kadar tabii dertlenmiş artık. Dertlenmiş yani. Biz diyor bu şeyin içinde bulunamayacağız falan. Esat Hoca'ya gidiyor. Diyor ki hocam böyle böyle siz diyor profesörsünüz yani alim olduğunuz kadar bir bilim adamısınız. Ne yapalım ne edelim? Açık açık müstehcen bir film çeker misin diyor. Tabii ki çekmem efendim bir film çekmeyiz falan. Peki açık açık devlete karşı yani anarşik bir film çeker misin? Tabii ki çekmem. Şu ikisini yapmıyor oluşum bile bu sektörde kalmanı gerektirir diyor. Şimdi bu öz dediğimiz mesele İnsanın içinde, kalbinde duruyor abi. Yani insan tabii ki hata yapacak. Hepimiz hata yapıyoruz. Ömer Hayyam diyor ya. Hata yapmasak insan olmayız ki. Aynen öyle yani. Her
Her günah etseydi içki gibi sarhoş, meydanda yürüyecek ayık adam bulamazsın diye. Şimdi biz içki gibi sarhoş eden zahiri günahlara çok takılıyoruz. Bu gıybeti kimse görmüyor, dedikoduyu kimse görmüyor, ticaretteki ahlaksızlığı kimse görmüyor, dürüst davranmamayı, yalan söylemeyi, kimsenin görmediği şeylerde ilerleyebiliyoruz. Ama birilerinin gördüğü zahir olan şeylerde hemen efendim çamura dizi kalsın gibi bir şey söylüyoruz ve belki çok güzel çalışmalar yapabilecek insanları da bu yüzden engelliyoruz. Şimdi herkesin günahı kendisine, Allah affetsin hepimizin günahını. Ama bir insan özünde Müslümansa ve niyeti halisse innemel amali bin niyet, ameller niyetlere göredir. Bu halis niyette bir yola çıkıyorsa bence onu bir baba olarak, bir anne olarak, bir dede olarak, bir aile olarak biz desteklemeliyiz. Evlatsa babasını desteklemeli. Toplum inançları doğrultusunda diğer kardeşlerini desteklemeli. Ümit abi kardeşini desteklemeli. Derda Ümit abisini desteklemeli. Teşekkür ediyorum bu soru için. Ben de gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Yani açın bu evlattan. Ekran başındaki anne ve babalara sesleniyorum. Sizden ricam, korkmayın. Evladınız sizden o eğitimi aldıysa, yani eksik sizde değilse, emin olun ki evladınız o özünü kaybetmeyecek. Eninde sonunda dönecektir. Ya aslında o buradaki özü. Korku, şimdi biraz anne babaya buraya getiriyorum konuyu. Buradaki korku evladın yoldan çıkmasından ziyade kendisinde, yani kendisindeki o inancı eğitimi çocuğuna verip vermediğine dair şüphede olan anne baba korkusu. Yani sen eğitimi güzel verebilirsen, Allah da nasip ettiyse kalpleri evren çeviren Allah yani sonuç olarak. Allah da nasip ettiyse zaten dönüp dolaşıp o yoldan o rotadan çıkamayacak o çocuk. Çıkmayacak yani. Hepimiz yaşamadık mı abi yani bakıyoruz ediyoruz ha falan. Günün sonunda oturduğumuzda aklımızı her şeye ikna etsek de vicdanımızı edemeyince diyoruz ki bu iş böyle olmaz. Düzelt. Yalpalamalar oluyor, olabiliyor ama o yoldan çıkmamak önemli ama yok güzel Sustum. Maşallah. Demek ki böyle yapmakla biraz acite etmek lazım senin demek ki. Ben aslında şunu soracaktım. Nereden nereye geldi iş ya? Aslında 2008 Avrupa Kupası'ndaki maçtaydık yani. Hayır, sunuculuk mu, oyunculuk mu? Hangisi senin daha çok hoşuna gitti? Hangisini daha keyif alarak yaptın? Onu merak ettim ben. Evet. Ya hayır, oyunculuk sana daha çok yakışıyor. Sunucu tarafında fazla rakibimiz var biliyor musun? Sen oyuncu ol yani. Aslında rakip değiliz abi. Yani ben sizin yaptığınız bu işi yapmakta çok zorlanırım açıkçası. Estağfurullah. Onu da bir standarda oturttum. Ben Ramazan programı sunarak başlamıştım ama sabah programı sunmuştum ilk. Ama anladım ki ben o değilim. Yani Serdar abinin yanında biraz çalışmaya başlayınca zamanında kendine bir profil, bir karakter belirliyorsun ve buyum diyorsun. Oraya işte evrilmeye çalışıyorsun. Ben o değilim. Ben biraz da yine dediğin gibi çığırtkan çığırtkanlık gerektiren işte oyun biraz daha araziyi seven. Tabii aynen. Veya işte game show diyoruz ya tam Türkçesi ne denir? Oyun programları, eğlence programları. Gibi, yarışma programları gibi şeylere sunmaya fıtratımın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha hareketliyim, duramıyorum. Yani sette de oluyor, dramatik bir sahnede oynayacağız. İzmir'de Tirleçe diye bir film çekiyoruz. Ahmet Sönmez'in de kulakları çınlasın yönetmenimiz. Ha. Bir gün dedi ki Derda bir şey rica edeceğim dedi. Buyur abi dedim. Lütfen dedi ya, lütfen espri yapma dedi. Dedim ona biçim bir rica. Ya dedi şu espriyi set bitince yap. Ya bir espri yapıyorsun, herkes kopuyor. 15 dakika set sarkıyor kardeşim, güneş gidiyor diyor. Onun derdi bambaşka. Duramıyorum çünkü işte 3-2-1 oluyor. Ben hadi ağlayacağız biz sahnedeyiz ama bu sefer karşımdaki oyuncu gülmeye başlayınca diyor ki ya kendin gülüyorsun onu bari güldürmüyor. Bırak şu adamları falan. Yani duramıyorum. Duramadığım için de evet daha hareketli işlerde olmak beni daha tatmin ediyor. Oyunculuk mu sunuculuk mu sorusuna cevabım. Oyunculuk daha eğlenceli olabiliyor. Ama sunuculuk daha rahat. Yani hem çekim saatleri açısından, hem düzen açısından, hem aile hayatı açısından, hem kazancı açısından sunuculuk bana daha rahat geliyor. Oyunculuk da şey, o tepkiyi hemen göremiyorsun ya bir de. Şimdi tiyatro sahnesinde etki tepki hızlıca geliyor gidiyor. Zaten ilk tiyatroyla başladın herhalde sen. İlk tiyatroyla başladım i̇lk tabii tiyatroyla ki. Başladım. Yani ortaokul çağları, ilkokul çağlarından hatta başladım. Sinemada ve dizide yavaş yavaş işte alışmaya çalışıyorsun. Yani ciddi bir adaptasyon lazım. Çünkü şu an oynuyoruz ama işte 15 gün sonra o tepkiyi alıyoruz ya. Ama o tadı almaya başladıktan sonra daha mutlu eden hangisi dersen bence de oyunculuk yani. Daha farklı bir şey, daha farklı bir kafa yani. Farklı karakterler de oluyor. Aslında istersen sunuculukta da enteresan şeylerin var senin. Yani nasıl bir, ne bileyim mesela şeyin var mıdır? Hani bir şeyi çekmeye başlamadan önce çünkü nihayetinde canlı değil birçok sunuculuk faaliyeti. Bump'tan işte yapılan yarış mesela Dinle Kazan yarışmasında. Çıkarken bir şey okur musun önce mesela çekime başlamadan önce? Hani işte Allah işlerimi kolaylaştırsın vesaire falan filan gibi böyle. Şunun için soruyorum. Nasıl bir duaysa adamın biri demiş ki Hızır gibi karşıma çıktın demiş. Hatırlar mısın onu? Bankaya borcu varmış birinin vatandaşı. Hatırladım ya. Hatırladın evet mı? Sen anlat o zaman. Hatırladım ya. Yani
Bu kadar. Olur mu canım bu kadar? Hayır. Cümle kazandı, evet, soru soruyorduk işte. Evet. Soru karşılığında bir para veriyorduk. O da ya verdiğimiz büyük de bir ödül değil. Doğru, ama işte. Doğru, küçük küçük para. 500 liraya kadar mıydı? 250 liraya kadardı. Yani her soruda 50 lira veriyorduk. Evet. 250 liraya kadar. Sonrasında bir de kültür sorusu soruyordun. Bilirse 500 lira veriyordun. Öyle miydi? Tabii, totalde. Olabilir abi. Tabii. Aa, doğru, olabilir ya tabii, son tabii. Soruda. Öyleydi. Ben hatırlayamadım şu an onu. Ya doğru, bir amca, neredeyse adına da Hızır amca diyeceğim ben de onun adına. Sonrasında da konuştuk, sohbet ettik. Olacak ki işte bir faturasını yatıramamış. Bayağı da dertliymiş yani. Ve borcum vardı, çok iyi geldi dedi. Ben de çok mutlu olmuştum ya gerçekten. Evet. Adamın 200 lira borcu varmış şeye, bankaya. Haciz gelecekmiş kendisine. Evrağa gelmiş haciz kağıdı. Bankaya doğru yola çıkarken Allah Allah. Ya Rabbi demiş, beni Hızır'la karşılaştır da şu işi halledeyim. Sen de karşılaşmış. Allah Allah. Sen ona soru sormuşsun. Adam 400 lira kazanmış. Artık kaç sene önceydi bilmiyorum. Bunun üstüne ben bir ara vereyim. Sen biraz. Bunun üstüne ben artık gideyim biraz ibadet edeyim. <yaşam. gülüyor> Bir küçük ara efendim. Ardından tekrar buradayız inşallah. Evet değerli izleyenler, aradan sonra tekrar bir araya gelecektik ama kabine toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Onları sizlere aktardık. Yine küçük bir özet yapmak gerekirse, belki de en önemli ve beklenen konu bayramda sokağa çıkmak kısıtlaması olup olmayacağı noktasındaydı. Burada enteresan bir şekilde 81 ilin tamamında 23, 24, 25, 26'sında tüm bayram günlerinde, Arefe günü dahil olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini aktardı Cumhurbaşkanı. Herkes açısından eşit bir davranış biçimi olmuş oldu. Buradaki arkadaşlar da bunu biz istişare ettik, öyle söyledi arkadaşlar. 15 gün daha biliyorsunuz bazı büyük şehirlerde şehir dışına çıkma ve girme kısıtlaması var. 15 gün daha devam edilecek, bunun kararı verildi. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de camilerin kullanımıydı. 29 Mayıs'tan itibaren, 29 Mayıs Cuma gününden itibaren başlangıçta öğle ve ikindi namazlarında cemaatle ve uygun camilerde kılınmaya başlanacağını ifade etti Cumhurbaşkanı. Bununla ilgili koşullar herhalde Diyanet tarafından zaten oluşturulacaktır ve bilgilendirme yapılacaktır. Bu sene okulların yeniden açılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını, okulların Eylül ayı içerisinde açılacağını ifade etti yine. 24 Mayıs günü 65 yaş üstü vatandaşlar için bir kez daha sokağa çıkıp hava alma imkanı sağlanacağını ifade etti. Son olarak da yarın malum 19 Mayıs 19.19'da herkesi balkonuna ya da penceresine hep beraber İstiklal Marşı söylemeye davet etti Cumhurbaşkanı. Bütün şehirlerde statlar ışıklandırılacakmış efendim ve hep beraber İstiklal Marşı söylenecekmiş. Hani demişler ya, bu denir ya, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye önemli ortak değerlerimizden bir tanesi, yarın akşam ona hep birlikte sahip çıkılmasını istedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu şekilde özetlemiş olalım. Ve tekrar konumuza dönelim. Bir taraftan arkadaşlar Turgay Tanülkü bağlantısını da yapmaya çalışıyorlar. O bağlantı sağlandı, onu da inşallah alacağız yayınımıza. Sohbet edeceğiz kendisiyle. Evet. Sevgili Derda, nasıl buldun bayramdaki durumu? Bekliyor muydun? Bekliyordum açıkçası. Mantıklı da buluyorum. Çünkü evet, bayramda dayanamayacağız. İşte çıkacağız. Yayın öncesinde konuşmuştuk zaten. Evet, yalnız evet, enteresan bir şey var. Şimdi 65 yaş üstüne izin çıktı ya son gün 24'ünde. Eskiden küçükler büyükleri gider ziyaret eder. Şimdi büyükler küçüklere pencereden bayramlaşmak öyle için yaklaşabilecekler. Ya çok değişik bir bayram yaşayacağız. Çok değişik bir Ramazan yaşadık. Hakikaten evet. Çok değişik bir bayram yaşayacağız. Yani insan bakalım. 40 yıl düşünse aklına gelmez derler ya, öyle bir şey. Gerçekten 40 yıl düşünsen aklına gelmez yani. Pekala. Ben seninle şey konuşmak istedim, şu zorlu ve oruçlu projesini. Proje kimin projesi, kimin aklına geldi, nasıl yaptınız, hakikaten Ramazan'da mı yaptınız, hakikaten kurgu muydu yoksa oruçlu muydun onları yaparken? Yok, kurgu değildi. Gerçekten Ramazan'da yaptık. Sadece bir gün, yani Ramazan'dan bir gün önce başlamıştık sete. O günkü bölüm de yayınlanmamıştı, zaten bir problem oluşmuştu. Onun haricinde hep Ramazan'da çektik. Kimin aklına geldi? Bir senarist arkadaşımız çok var. Çok da zor bir projeydi. Öyle basit bir proje de değil yani. Bayağı bir yerlere gittin sen orada yanlış. Benim en zorlandığım iştir. Yani gerçekten öyle. Genel itibariyle bünye olarak susama, acıkma gibi şeyler yaşamıyorum ben. Çok şükür. Yıllardır yaşamam yani. Futbol oynadığım oldu oruçtan önce. Yine yaşamıyorum. Ama orada özellikle bazı bölümlerde birkaç, işte hiç unutmuyorum, İstanbul
Atatürk Havalimanı'nda şey yapmıştık. Apron hizmeti. Hmm. İşte uçaklara bavulların yüklenmesi, alınması vesaire işler. İnanılmaz yorulmuştum. Yani inanılmaz yorulmuştum. Çok terlemiştim. Gırtlağıma kadar ilk defa boğazımın ağzımın kuruduğunu hissetmiştim. Çok yorucu bir işti. Sıcağın altında. Gerçekten çok yorucu ve bir işti. Ve sürekli hareketle. Evet evet evet, kesinlikle. Orada yani sanki endüstriye de gidiyordun bir yerlere. Tabakhaneye mi gitmiştiniz? İnşaata çıkmıştın sanki, inşaatta çalışmıştın. İnşaat vardı. Tabii tabii. Demir hattane diyorlar değil mi? Hattaneye gittik. Hattane tabii, yani. Evet evet. Mesela hattanede ben havalimanındaki kadar zorlanmadım. Allah Allah. Çok, çok ilginç yani. Evet, çok sıcaktı orası da. Fırına gittin mi mesela? Fırın vardı. İlk bölüm fırındı zaten. O da tabii arkada daha rahat. İşte hamur yoğurduk, pide yaptık vesaire. Biraz daha rahat geçti ama fırının önüne geçip pişirme aşamasında onda da bayağı bir sıcaklamıştım. Sıkıntılıydı yani. Onda neydi maksat? İnsanlara şeyi gösteriyor. Ya kardeşim tamam oruçsun falan, hani susuyorsun, acıkıyorsun. Belki bak bir de adam böyle çalışmak zorunda yani falan. Aynen onu öyle göstermek miydi? Aynen öyle. Ya zaten böyle bir format dirty jobs diye, işte kirli işler diye benzeri formatlar evet, vardı, evet, zor işler. Ama oruçlu halde zor işlerde neler çekiyoruz bir görmek için. Hatta ev hanımı bölümü de yapmıştık. Oo, iyiymiş. Ev annesi bölümü. Sen işte. Sen normalde girer misin mutfağa falan? Mutfağa girmiyorum ya. Girmiyoruz. Mutfakla çok aram yok ama ben bekarken de girmiyordum. Yani hatta öğrenciyken evde 3-4 kişi kalırken işte bilirsin nöbetleşme olur. Bir gün sen yaparsın, bir gün o yapar falan. Senin ben, nöbete gündelikçi mi çağırıyordun? Ben şey yapıyordum, diğer arkadaşlara para veriyordum. Ya olmaz ama ya. Yok ya. Hiç girmiyordum. Hayır, bari insan dışarıdan getirir falan yani. Niye o da oluyordu böyle? Yani işte dışarıdan getirdim veya onlar da bunu bir kazanç kapısı haline çevirdiler. Bizim evde çok güzel yemekler oluyordu yani. Bayağı bir çok güzel. Evi mutfağa çevirmiştik gerçekten. Çok güzel. İlgim şimdi, yok ya, zevk almıyorum. Gerçekten zevk almıyorum. Ben bir Antepli olarak seni kınıyorum kardeşim. Ha, teşekkür ederim. Yani Balıkesir'de nasıl yani? Şimdi balık, evet yani zeytinyağının efendime söyleyeyim hani böyle daha belki daha sağlıklı bir mutfağa sahip Balıkesir ama. Kuzu var. Yani evet o da var, doğru. Kulakları çınlasın. Bizim Kadir abi de var orada bir şey mezbahası bilirim. Nihai Cerrah derdi kendisine. Hmm. Mezbahanesi vardı. Nihai Cerrah derdi kendisine. Neyse konuşuruz onu ama şimdi bir büyüğümüz var. Skype hattında Turgay Tanüyük'ü, ondan sonra senin mesleki anlamda da büyüğün. Yaşça da büyüğümüz. Sevdiğimiz bir abimiz. Onu da bir merhaba diyelim. Ya, alalım arkadaşlar yayına Turgay Bey'i. Turgay Bey nasılsınız? İyi misiniz? Eyvallah, iyiyim. Herkese selamlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İşte herkes gibi esaret altındayız evlerde. Bu ama sağlık için esaret Turgay abi ya. Sağlık için olduğu için çok da sorun etmemek lazım. Siz Ankara'da mısınız? İstanbul'da mısınız? Ne yaptınız? Ankara'dayım. Ankara'dayım. İşte çocuklara gelmiştim. Onları gönderdim. Ben kaldım tek başıma burada. Allah kolaylıklar versin. Peki şimdi biz Turgay Bey'i oyunculuğundan biliyoruz, tiyatroculuğundan biliyoruz. Aslında isterseniz sizle daha önce birkaç programda yaptık. Belki onları izleyen izleyenlerimiz varsa hatırlayacaklardır. Turgay Bey'in bir de çocukları var. Meşhur. Efendime söyleyeyim. Ben bugün programla ilgili tanıtımı yaparken dedim ki dünyaya güzel izler bırakmaya çalışan iki insanla bir arada olacağız inşallah. Bir tanesi Derda'ydı. Bayağıdır konuşuyorduk. Sonra Cumhurbaşkanımız girdi araya. Ondan sonra dedim ki Turgay abiyle konuşalım. Bir de o kendisini anlatsın. Neler yapmak istiyor dünyaya, ne bırakmak istiyor? Bu çocuklar kimdir? Onlara bir daha bir konuşalım istedim abi. Evet yani peki çocukları gündeme getirmek istemiyorum. Çünkü artık büyüyen bir kesim, ülkemin bütün çocukları değerli bizler için. Mutlaka mutlaka evet. Yani cezadaki, sokaktaki, evinizdeki. Çünkü o evlatlar bu ülkeye sahip çıkacaklar. Bizler nöbetleri teslim eden insanlarız. Evet. Öncelikle yarın güzel bir gün, gün ve gecesi. Kurtuluş Savaşı'nın başlamasının 19'u ve 101 yılı geride bıraktık. Dilerim gençlerimizin güzel bir bayramı olacaktır. Ve gecesi de Kadir Gecemiz. Bütün dünyaya barış getirmesini istiyorum. İnşallah. Her iki bayram olarak görüyorum. İnşallah. Özellikle dilerim ki Kudüs'teki insanlarımız acı çekmeyen bir Kadir Gecesi'ni kutlarlar. İnşallah. Dilerim ki dünyaya barış gelir bu Kadir Gecesi'nde. Tek temennim o. Çocuklarımı düşünürken ülkemin barışını da düşünüyorum. Barışı elde edecekler bu evlatlardır. Alo? Duyuyorum ben sizi Turgay Bey. Ay, kesildi gibi geldi de. Duyuyorum ben sizi. Ara sıra böyle kesiklikler olur. Siz çok böyle internet, elektronik ortama alışkın olmayabilirsiniz. Kesilir, geri gelir hemen. Biz ondan sonra devam ederiz. Merak etmeyin. Siz buyurun, devam edin.
Evet, yani onun için yarın çok özel bir gün ülkem için, ülkemin insanları, ülkemin gençleri, çocukları için. Ne güzel, her iki gönül bayramımız aynı güne denk geldi. Ama tabii haberlerde görüyoruz bu Kudüs'teki zulümler, bu İsrail'in yaptıkları çok incitiyor. Halbuki her bütün dinlerin ulaşmak istediği yer Allah olduğuna göre yarın dilerim bütün dünyada barış gecesi olur. Tek üzüntüm o. Dilerim barışı yakalarız bütün dünya. İnşallah, inşallah Turgay abi. Ankara'da peki tiyatro çalışmaları nasıl gitti? Çocuklarla beraber yeni oyunlarla ilgili çalışmalar var mı? Ya bir tane oyun var, Benim Dünyam diye. Evet. Sanıyorum o oyunla hem dışarıdakilere hem içeridekilere bir veda oyunum olacak. Çünkü yaş 66 artık. Yapmayın Gücüm daha. Kadar. Yapmayın daha. Bismillah, yeni başladık daha. Özellikle sizin gibi tecrübelere çok ihtiyaç var o alanlarda. Yani biraz çabuk kavla atıyorsunuz gibi geldi bana yani. Yok, artık nöbeti evlatlara bırakmamız gerekiyor. Eyvallah. Onlar daha dinamik, daha barışçıl yaklaşacaklar. Çünkü biz belirli mücadeleyle bu hale gelebildik. İnsanlarımızın yüreklerinde biz güçlendik. Eşimin bir lafı vardır, ben onu çok severim. Ya Turgay, para biriktiremedin de insan biriktirdin diye. Ama çok zenginsiniz, ne güzel. Evet, onun için de çok mutluyum. İyi ki bu ülkede doğduk, bu ülkenin insanıyız. Yani bütün ülkemin hangi inançtan olurlarsa olsunlar, onlar benim ülkemin insanları. Çünkü onların hepsine benim borcum var, benim ve çocuklarımın. Çünkü tanımadığımız insanların vergileri bizlerin kursaklarından geçti. Onun için bu ülkenin bütün insanlarıyla helallaşmak niyetindeyim. Dilerim Allah bu yolda bana destek olur. Ah yani Turgay abi öyle bir şey söylediniz ki şimdi yani helalleşmek vacip olduğu gibi. Bilmiyorum, TV.net izleyenleri de herhalde sizin gibi böyle etrafıyla efendime söyleyeyim ilgilenen, çocuklarla ilgilenen, dertlilerle ilgilenen, cezaevindeki bir şekilde cezaevine düşmüş insanlarla ilgilenen birisine haklarını herhalde helal edeceklerdir. Asıl sizin hakkınızı helal etmeniz lazım. Çünkü geçen gün telefonla görüştüğümüzde, umarım bana kızmazsınız söyleyeceğim şeylerden dolayı. Dediniz ki, Ümit, çocukların bayramlıkları, onlarla ilgili bayram çalışmaları var, gelmem lazım, koşturacağım, izin içinde bakıyorum demiştiniz. Evet. Bunları yapan bir insandan bence bizim helallik almamız lazım. Eksik olmayın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Gerçekten yani hem cezaevindeki insanlara tiyatro ile alakalı eğitimler vermek, onlara tiyatro oynatmak, oyun oynatmak, sahneye oyun koymak, kendi yakınlarıyla onları o sahnede buluşturmak, oyunda buluşturmak. Siz bana bir şey anlatmışsınız, hiç unutmam. Bir oyundan sonra bir hükümlü aşağı indi dediniz sahneden, bir koltuğa oturdu ve ağlamaya başladı dediniz. Evet. Şimdi yani neden ağladığını da söyleyeyim mi Turgay abi? Siz mi söylersiniz? Efendim? Neden ağladığını da söyleyeyim mi? Siz mi söylersiniz? Hatırlar mısınız? Tabii ki. Yani o esas amacım benim o. Evet. Çünkü mahkum arkadaşla çıkarttığım oyunlarda aileleriyle buluşmasını istiyorum. Aynen. Galata. Evet. Yani birbiriyle aynı salonda 2 saat beraber olsunlar diye. Evet. Salonun ışığını kapattırmam, birbirini görsünler diye. Sonra oyun biter, selamlarını verirler. İlk önce misafirleri, anneleri, babaları, dedeleri, çocukları salonu terk eder. Sonra gardiyanlara derim ki, ya müsaade edin, oyuncularla biraz görüşeceğim. Onlar da çıkarlar, sadece biz kalırız. Sonra o koca koca adamlar aşağıya inerler. Annelerin, babaların, çocukların oturduğu koltukları koplarlar. Hasret giderirler. Ve birbirinden biraz sıkılırlar ama hüznü bırakırlar. Çünkü tiyatro bana göre insan kokusudur. İnsanı tanımaktır. Kendinden başkasını tanırsan barışı yakalarsın. O adam niçin kötü? O adam niye bu yollara girmiş? Onu öğrenirsin ve ona yaklaşırsın. Aynı şeyi
sokak çocukları için de geçerli. Sokak çocuklarından korkmayın. Merhaba deyip yaklaşın. Bugün siz onlara merhaba dersiniz. 3 gün sonra o sana merhaba der. Yanına otur. Tiksinebilirsin, kokusundan rahatsız olabilirsin. Ama o bizim insanımız. Çünkü sokak çocuğunu var eden biziz. Kendi çocuğumuzu düşünürken onları düşünmediğimiz için. Onlarla barıştırın. Yani cezaevindeki çocuklar sokak çocuklarıyla, sokak çocukları senin evindeki çocuklarla aynı parkta, aynı salıncağı bilip de biz de el ele verip o çocukları sallayabilirsek bu ülkede barışı yakalarız. Benim bütün kavgalarım bu. Çünkü hiç kimse kimseyi öteleştirmesin. Allah bile kullarını ayırmıyor. Onlar benim kullarım diyor. Ve diyor ki kul hakkıyla bana gelmeyin diyor. Onun için sen sokak çocuklarının hakkını yiyorsun. Onlara yaklaş, onları kazandır. Benim bütün gayretim o. Yaradan bize çocuk vermedi. Olamadı. Eşime buradan teşekkür ederim. O izin vermeseydi bu çocuklara yaklaşamazdık. Onun için çocuklarımızı sevelim. Sadece kendi bahçendeki çiçeği sevemezsin. Kırdaki çiçekleri de sevmek zorundasın. Tabiatı sevmelisin. Bu hastalık bize başka şey yakalattı. Evet. Doğa kendi temizliğini yaptı. Demek ki doğayı kirleten bizleriz. Buna desturunu koymamız lazım. Sokak çocuklarına, sokakta yaşayanlara, hayvanlarımıza sahip çıkmalıyız. Onlar bize Yaradan'dan dolayı hediyedir. Evet. Hediyeni incitme. Biraz duygusal konuşuyoruz herhalde ama yani ben yok, buyum. Estağfurullah. Biz biliyoruz sizin bu meselelere nasıl yaklaştığınızı. Peki ben şeyi merak ettim Turgay abi. Yani herhangi bir şekilde bir dernekleşme, bir ne bileyim böyle bir şeyin çatısı altında buluşma mümkün olabildi mi? Yani gönül istiyor ki biz de yardımcı olabilirim sizin bu çalışmalarınıza. Destek verebilelim. Yani eğer böyle bir çatı varsa belki daha kolay olacak. Ama yoksa bile herhalde en kötü şunu diyeceksiniz. Yani herkes kendi sokağındakine baksın kardeşim mi diyeceğiz. Nasıl olacak yani? Aynen öyle. Çünkü bir başkasının desteğiyle bu yürekliliği yaşayamayız. Bakın çok küçük bir örnek vereceğim. Tabii üzülüyorum bu konuya ama küçüklere hediye gönderdim bundan bir hafta önce. Evet. Ve çocuklar paketleri açmamışlar. Baba gelsin diye. Ha sizi bekliyorlar. Evet yani ve bunu yapan 3 yaşında. Dolayısıyla işte izin alıp gitmem gerekiyor. Turgay Bey'e izin verin diyelim. Turgay Bey'e izin verin çocukların yanında gitsin. Evet. Yani büyükler de diyor ki gelme. Çünkü yoğun olarak uşakta hastalıklar var. Evet. Ama yani işte gitmeyince anlatamıyorsun. Çünkü diyor ya burada büyükler senin gibi olanlar geliyor sen niye gelmiyorsun diyor. Hele kızlarımdan birinin lafı çok ağır geldi. Sen dedi kuzum diyorsun da burada koyunlar hep kuzularının yanına geliyor sen gelmiyorsun dedi. Şimdi bu çocuğa hediye göndersen ne olacak? Aşk göndersen ne olacak? Çünkü çocuklar büyüklerden daha hassas. Çünkü bizler vücut makyajı yapıyoruz, beynimize makyaj yapıyoruz ve kaybolup gidiyoruz. Ama o çocuklar yürekleriyle tenleri aynı. Evet. Yürek dostu olmalıyız ülkenle. Evet. Yani biraz farklı düşünüyorum belki ama. Eyvallah. Yo gayet güzel Turgay Bey. Allah razı olsun. Çok çok güzel. Aslında isterseniz bu güzel günlerde siz de bahsettiniz. Yarın hem 19 Mayıs hem Kadir Gecesi. İnsanın yüreğinin yumuşadığı, gönlünün yumuşadığı günlerden geçiyoruz. İşte bir aya yakındır Ramazan iklimini yaşıyoruz hep beraber. Oruç tutanlar, tutmayanlar. Çok güzel. Bu iklimde sizin söylediğiniz şeyler bence çok daha etkili ve önemli. Sadece kendi bahçesindeki çiçeklerle ilgilenmeden insanlar... bütün o kırlardaki çiçeklerle de ilgilenmesi lazım. O çocuklarla ilgilenmesi lazım. Ellerinden tutması lazım. Elimizden geldiği kadar inşallah biz de bunları yapmaya çalışalım. Umulur ki Yaradan da bizi sever. Biz onları seversek inşallah değil mi?
Evet. Çünkü yani evet bir vakıf oluşturmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü bir süreç sonra yanlarında olamayacağım, onu biliyorum. Çocuklarım yönetecek o vakfı. Tabii her şey ekonomiye bağlı. Ama böyle sakin sakin. Çünkü benim evlatlar yetmesini biliyor, şükretmesini biliyor. Yani bizim en büyük kaybımız şükretmeyi unutan bir toplum haline gelmeye başladık. Yani sağlıklıyız, buna da şükretmeliyiz. Güneşe çıkıyorum, onun şükrünü görmemiz gerekiyor. Çünkü Yaradan bize her şeyi hoyratça verdi. Buyurun kullanın dedi. Ha, değerlendirmek bize kalıyor. Çünkü Yaradan sana yürek ve beyni veriyor. Bunu da iyi kullanman gerekiyor. Evet. Bir de ülkeyi sevmek lazım. Ayırmadan, yani ırkları, dinleri ayırmaksızın bu ülke hepimize hediye. Buna sahip çıkmalıyız. Evet. Tabii ki yurt dışındaki ülkeler bizden mutlu değil. Bizim gelişmemizi, bizim barış yapmamızı istemiyorlar. Bu yıllarca süren bir savaş. İşte bu savaşa göğüs germek de ülkemin insanları el ele verirse biz bunu sağlarız. Yani düşünün bakın tarihler o kadar güzel ki yarın özgürlüğümüzün savaş günü, başlama günü ve Kadir Gecesi. İşte o özgürlüklerin duasını da yapmalıyız Kadir Evet, Gecesi'nde. evet, evet, Dünya için. evet. Çok sayıda, çok sayıda büyüğümüz, ecdadımız şehit oldu bu yolda. Evet, Canlarını Allah rahmet verdiler. eylesin. Bu vatanı bize emanet ettiler. Biz de elimizden geldiğince en iyi şekilde bütün vatandaşlarıyla, bütün yurttaşlarıyla beraber, büyüğüyle, küçüğüyle, çoluğuyla, çocuğuyla, bebeğiyle, hatta hayvanlarıyla beraber sahip çıkmamız lazım. Bize bunu bir kez Evet. daha hatırlattınız. O güzel yüreğinizle bir kez Evet. daha sohbet etme Lütfen. şansı verdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Hayırlı Pardon, Ramazanlar diliyorum. bir şey hatırlatmak istiyorum herkesin bildiği bir Evet. şey. Mesela özellikle Kudüs'te İsrailliler özellikle bizim dinsel hoşnut olduğumuz, barış elde ettiğimiz gecelerimizde daha çok saldırganlığı yaşıyorlar. Evet. Yani bütün dünya birleşip dur demesini bilmeliyiz. Bu çok kanayan bir yara. Dilerim yarın Kudüs'tekiler mutlu bir Kadir Gecesi kutlarlar. İnşallah. İnşallah Turgay Bey, inşallah. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı Ben bayramlar teşekkür diliyoruz ederim. şimdiden. Kendinize iyi bakın. Çocuklarınıza selamlar. Hepsini öpüyoruz kocaman. Eyvallah. Herkese iyi bayramlar dilerim. Bayramı coşkuyla kutlayalım. İnşallah. Verilen yani tedbirler içinde herkes yürek beraberliği yaparsa fiziki dokunmaya gerek yok. Yüreğimizden bayramlaşalım bence. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. İnşallah. Sağ olun. Hayırlı akşamlar efendim. Sevgiler, saygılar, hayırlı Saygılar akşamlar. herkese. Sağ olun. Sağ olun. Emeği geçen herkese, bütün ülkemin bayramları kutlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, bir üstad, meslektaşın ne kadar güzel anlattı değil mi ama yani Evet, şimdi. gerçekten. Şimdi sanatın içerisinde olmak belki insanın gönlünü biraz daha yumuşatıyor bir taraftan. Bir de yaşanmış yıllar var. Bir de gidip görmek var. Hani nerede, ne oluyor, ne yaşanıyor, ne bitiyor. Sen gerçi daha çok batıya gitmişsin ama olsun. Onların sonucunda geldiği nokta bu işte. Bak, bu vatan hepimizin kardeş. A'sıyla, B'siyle, C'siyle, Z'siyle hepsi beraber. Hepimizin yani. Evet. Hepimizin birbirine sahip çıkması lazım. Hepimizin vatana sahip çıkması lazım ki ancak ortak yaşam koşulları oluşabilsin. Hani bunu bu zamanda söyleyebiliyor. Daha erken söylemek için bir eksiğimiz var mı? Yok tabii ki. Yok değil mi? Söylememiz lazım yani. Koşturmamız lazım. İnşallah. Peki Ramazan arkadaşlar bir ara vermemiz lazım değil mi? Peki bir o zaman ara verelim, soruyu öyle geçeyim ben. Tamam. Bir küçük ara, ardından tekrar buradayız. Efendim Ramazan Hilali'nde bir kez daha birlikteyiz. Derda Yasir Yener'le artık baş başa kaldık. Bir Malezya bağlantımız vardı. O bağlantıyı yarına inşallah öteledik. Bakalım yarın bağlamaya çalışacağız. Çünkü çokça vaktimiz kalmadı. İstanbul
iftarına ne kadar kaldı arkadaşlar? Herhalde bir 11-12 dakika kadar bir şey kaldı. Bu manada biraz daha böyle özellikle son projeyle ilgili. Bir de benim şeye kafam takılmıştı. Bu Sevda Kuş'un kanadında vardı senin proje. Hı hı. Şimdi kuşlarla yolculuk var. Ben korkuyorum bundan sonra hani kuşlarla göç falan mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Kuş demiyor gerçekten. Bu şey nasıldı? Kuşlarla yolculuk şeyi nasıl başladı? Serüveni bu arada nasıl? Sevda Kuş'un kanadında da 31 bölümdü. Evet. Bu da 31 bölüm çektik. Yani bir tane iki bölüm birleştirildi, 30 bölüm yayınlanacak. 32'ye gidiyorum diyoruz. Aynen, ikisi de aynı yani, hem kuş hem kuş. Bu arada dizide oynayan arkadaşlarım mesaj atmışlar, kuşlara selam söyler misin diye. Kuşlara da buradan selam olsun. Yok, kuşlara bir türlü gelemedik zaten. Doğru aslında, yani onlar da haklılar. Çünkü en son proje o açıkçası. Nasıl bir projeydi, ne yaptınız çekimler yapılırken, neler yaşandı? Hani şey diyorlar ya, sette çok eğlendik ya, çok güldük falan. Muhtemelen siz çok eğlenmemişsinizdir herhalde. Çünkü yani en azından ambiyans öyle değil yani, baktığınız zaman dışarıdan bir orada tasavvufi objeler var, hikayeler var, bir insanın gelişmesi var, nefis efendime söyleyeyim terbiyesi var, var oğlu var. O da tabii eğlence anlayışı. Yani ben tasavvufi sohbet dinlemekten eğlenirim mesela. Çok sufi psikolojisini çok severim. Gerçekten benim için çok eğlenceli geçer o anlar. Şimdi o ben ortamlar. Burada öyle şeyler söyleyebilirim ki başım derde girer. Ben söylemeyeyim, sen söyle o zaman. Ben tamam. Susayım. Ama yani evet var. Hakikaten yani sohbetini dinlerken güldüğümüz insanlar var. Yok değil, gülümsediğimiz değil. Bak güldüğümüz insanlar var. Ama bunları söylemeyeyim. Yanlış anlaşılabilir. Sen nasıl eğleniyorsun? O enteresan bir şey. Zevk alıyorum ondan yani. Ha, işte eyvallah. Ben eğlence deyince direkt aklıma şey gelmiyor. Yani. Gülmek, evet, kahkahatmak falan. Çığırtkanlık gelmiyor yani. Direkt eyvallah, aklıma yani. Peki. Eğleniyorum, hoşça vakit geçiriyorum. Zaten vakit zevkli geçiyorsa, o işten zevk alıyorsan bence eğlenceli vakit geçirmişsin gibi oluyordur. Bilmiyorum, belki yanlış tanımlıyorum ama yani bana sorarsan eğlenceli miydi set diye, bence eğlenceliydi. Çok güzel. Ama ne yaptınız dersen, evet yani çok kakara kikiri bir ortamımız. Gerçi o da vardı yani, sonuç olarak setin haricinde biz çünkü orada yatıp kalkıyorduk. Arkadaşlık ortamı oluşuyor. Evet. Dervişlerle berabersin, omuz omuzasın. Evdekiler bir şey demiyor mu işe ya? Gittiniz 20 gün mü sürdü? 25 32 gün. 32 gün. Ya bedelli askerlik bile daha kısa yani. Evet, evet. Hiç kimse hiçbir şey demedi mi yani? Yani demedi yani. İşte iş sonuçta, ekmek parası, gidiyorsun. Uzak yol kaptanlığı gibi yani. Hatta şöyle, çok şükür yani insanların tam olarak işlerinden ayrıldığı, çalışamadığı bir dönemde bir iş çıkması ve çalışmak ayrı yani. Tabii canım. Gerçekten başka, çok şükür elhamdülillah. Turgay abi dedi ya, işte şükürsüz bir dönemde yaşıyoruz evet. diye. Ben de gerçekten şu an toplumumuzun en büyük iki özelliğinden birinin şükürsüzlük olduğunu düşünüyorum. En büyük diğer, eksikliklerden biri de o. Öbürü ne? Diğeri de hani Kur'an'da da hep de işittik ve iman ettik falan diye geçer ya. Evet. Ben işitmekle anlamanın, işitmekle idrak etmenin, işitmekle iman etmenin hep ayrı şeyler olduğunu düşünüyorum. Şu an toplum sadece işitiyor. Yani gerçekten can kulağıyla dinlemiyor. Ya yani idrak etmiyor. Karşıyı dinlemiyoruz artık. Karşıdakini dinlemiyoruz. Hep normal günlük hayatta sohbetlerimde de yaşıyorum. Arkadaşlarımda da yaşıyorum ve bundan çok şikayetçiyim. Sektördeki arkadaşlar da belki biraz daha fazla bir özellik, hiperaktif olduğumuz için ama bir şey anlatıyorum ve karşıdaki beni dinlemiyor. Veya kendisi anlatırken anlatıyor. Sen bir şey anlatmaya başladığında telefonla ilgileniyor. Başka bir şeyle ilgileniyor. Bir şey okuyor. Yarıda kesip diğerine bir laf söylüyor. Veya söylüyorsun, cevabı başka bir yerden veriyor. Hep şunu soruyorum, sen beni dinledin mi? Dinledim diyor. Ne anlattım ben diyorum. Kızıyor bana. Ya işte şunu şunu anlattın. Anlatıyor, halbuki ben onu anlatmamışım. Şeyi hiç izler miydin? Televizyonlardaki tartışma programlarını vesaire falan. Ya çok izlerim. Son dönemde. Evet, çok izlerim. Yani şey de size ne kadar denk geldi bilmiyorum ama mesela bu korona hadisesiyle beraber bilim insanları çıkmaya başladı televizyondaki tartışma programlarına. Benim çok enteresan bir şey ilgimi çekti. Daha öncesinde konuklar, konu ne olursa olsun zaten belli bir çerçeveye dönüyor iş, biliyorsundur. Kendi söyleyeceğini söyledikten sonra dediğim gibi hakikaten cep telefonları ilgilenmeye başlıyorlardı. Kim ne yorum yazmış falan. Yani mesela iki kişi konuşuyoruz ya şimdi, işte sunucu ya da moderatör bir şey soruyor. Kime soruyor? Ahmet'e soruyor. Ahmet konuşurken diğer dört konuk telefonları ilgileniyor. Sonra Ahmet'in söyleyeceği şey bitiyor ya da artık Ayşe'ye dönüyorlar. Ayşe bir şey söylerken Ahmet de telefonuna bakmaya başlıyor. Bilim insanları konuşurken böyle olmadı biliyor musun? Dinlediler. Evet. Yani profesörler, efendim doktorlar, doçentler, öğretim görevlileri falan. Çok enteresandı yani. Hakikaten çok enteresan. Çünkü bilim tez ve antitez üzerine kurulu ya. Aklıma geldi. Bir tezi çürütebilmek için, bir antitez geliştirebilmek için onu dinlemek lazım. Zaten dinlemek çok basit ya. Bütün aslında diyalogda da, münazarada da böyledir ya. Herkesin bir dakikası vardır, bir konuşma süresi vardır. İşte eğitimlerde verirler. Onu çürütmen gerekir. Evet. Çürütmek için argüman oluşturursun.
Bunların hepsi dinlemekten geçiyor işte. Allah iki kulak bir ağız vermiş diye boşuna demiyorlar. Bu arada arkadaşlar sunucuların yine abi seni kurtarayım da yani konuk konuşurken sunucunun telefona bakması lazım. Çünkü gelen soruları görmesin. Vallahi bakmıyorum farkında. Şey gibi yani de olmasın bu zaman. Aralarda vesaire falan bakıyorum yani. Ben genel itibariyle hani konuklarımla beraberken de açıkçası aralarda bakıp bir şey varsa onları aktarmaya çalışıyorum. Bir program vardı abi. Ebu Bekir Sıfil Hoca katıldı. Evet. Diğer konuyu söylemeyeyim. Direkt program afişi olmasın. Bir konuyu tartışıyorlar. Konu bana göre şu an hiç önemli değil. İşte moderatör dakika veriyor. Siz 3 dakika konuşacaksınız. Siz de 3 dakika konuşacaksınız diye. İşte Ebu Bekir Sıfil Hoca dinledi. Defalarca bu 3 dakikaları veya 5 dakikaları neyse, sonuna bakayım. Kadar hiç kesmeden, hiçbir soru sormadan, hiç bölmeden dinledi. Diğer konuk ısrarla Ebu Bekir Hoca konuştukça kesti. Konuşmaya başladıkça bir şey söyledi, bir şey ekledi, bir şey sordu. Bak konuyu hatırlıyorum şu an ama bana göre konunun hiçbir önemi yok. Ben o tartışma programından bir dinleyici, bir izleyici olarak Ebu Bekir Hoca'yı haklı çıkarttım. Çünkü halinden, hareketinden dolayı. Yani İslam'da zaten söz ehli olmadan ziyade hal ehli olmayı tavsiye eder ya. Ne yazık ki biz hali biraz kaybetmeye başladık. Ama inşallah toplanacak. İnşallah. Peki ben şeyi merak ediyordum. Bu son sette sürekli berabersiniz. İftar sahur falan evet. Nasıl oluyordu? Vallahi çok zevkli oluyordu. İşte sahur vaktinde zaten yemeğimiz çıkıyordu. Bir aşçımız vardı. Allah razı olsun. Eli de çok lezzetliydi. Çok güzel yemekler yapıyordu. Süper. Sahur vaktinde daha çok işte kahvaltılık tarzı, yumurta tarzı şeyler yiyorduk. İftar vaktine gelmeden bir 15 dakika önce set duruyordu. Devam ediyorsa o günkü çekimimiz bitmediyse ki bitmiyordu genelde. Öyle mi? İftardan sonra da devam ediyor. Tabii devam ediyoruz. Ama biraz şey artık bir süre sonra geç başlayıp geç bitmeye başlıyor. Aha. Sağ olsunlar o konuda hem yardımcı da olmak adına. Çünkü sabah erken kalkmaktansa biraz daha böyle 10 gibi 11 gibi başlayıp gece geç bitirmek bizim de işimize geliyordu. Çünkü oruç var, sahur var, iftar var. Tabii. Daha rahat oluyordu. Zevkli geçti. Yani arkadaşların hepsi çok uyumluydu. Allah razı olsun. Şimdi dizi Feridettin Attar Hazretleri'nin Mantık-ı Tayrı'ndan esinlenerek yapılmış bir dizi. Ortaya konmuş bir eser. Senaristlerimiz Hasan Bey, Serdar Bey ellerine sağlık çok güzel bir proje ortaya koydular. Herkes bu işe inandı. Yönetmeninden, yapımcısından, kanalından, oyuncularına kadar gerçekten inandı. Ben onu hissettim. Ama bir şey fark ettik. Dizinin haricinde, oynadığımız karakterler haricinde, ben Süleyman olarak oradaydım. Diğeri efendim işte Sami olarak oradaydı. Beriki Atıf'tı. Oynadığımız karakterler haricinde her birimizin bir seyri sülüğü vardı orada. Bir hayat yaşadık. Gerçi yani orada yattık, orada kalktık. Bir işte hücre arkadaşımız, bir oda arkadaşımız vardı. Orada yedik, orada içtik, işe gittik, geldik. Yani gerçekten bir dergi hayatı gibi biz bir ay orada kaldık ve hepimizin bir seyri sülüğü oldu. Birbirimizle olan çekişmelerimiz, muhabbetlerimiz, işte anlaşmalarımız veya anlaşamayışlarımız, efendim orada yaşadığımız zorluklar tabii ki normal şartlar altında olmadığı için nefsinle çok mücadele etmeni gerektiren bazı işler de oldu orada. Oyuncusun, bazı şeylere alışmışsın. Yani lep demeden birinin leblebi demesine veya efendim su demeden su içer misin diye birinin getirmesine alışmışsın ya, burada kalkıp suyunu kendin almandan tut da çayını doldurmana, efendim bir şey için durmadan bir emek harcamana kadar şartların getirdiği zorluklar vardı. Ve ciddi bir nefis terbiyesi oldu hepimiz için. Tam bir böyle dergah gibi evet. Yaşadık diyorsun. Yani. Bence oldu yani. Şey benim adım hakikaten? Oldu yani. Hani şeyin böyle... olmamıştır. Atıf oynayan Musa diye bir arkadaşım vardı. Ona kesin olmadı. O nasıl geldiyse izliyordu ona söyleyince. Hepsine selamlar olsun. Var mı başka yeni proje bu tip? Yani bu çünkü bitti nihayetinde. Evet. Yine çok kullanılacaktır. Sadece Ramazan içerisinde evet. Gösterilecek gibi bir şey. Bir de TRT'nin çok güzel atılımları var. Şimdi geçen akşam şeyle beraberdik burada online olarak katıldığı yayınımıza. TRT Radyo ve TRT Müzik Dairesi Başkanı ile beraberdik. TRT Dinle'den bahsetti, TRT İzle'den bahsetti portallerden. Daha bugün baktım TRT İzle'ye bayağı bir film vesaire falan konmuş. Evet. TRT'nin çalışmaları konmuş. Efendime söyleyeyim. TRT Dinle de keza gene müzikle alakalı çalışmaları yapmış. Muhtemelen bu da orada yerini alacaktır ya da başka platformlarda. Aldı bile evet hemen yani yayından hemen 5 dakika sonra giriyor hem YouTube kanalına hem TRT İzle'de yayınlanmaya başlıyor. Süper. Şimdi bir sonraki proje konuşuluyordur muhtemelen. Evet. Ne yapacaksınız? Yine böyle bir... Biz zaten başlamıştık bir projeye. Hmm. Bu işten önce başlamıştık. Koronadan dolayı durdu tabii. Rafa kaldırıldı. Şimdi önümüzde o vardı ama
süreç nasıl ilerleyecek bilmiyoruz. Valla herkes maskeli süvari olacak muhtemelen. Yani evet. Şimdi Cumhurbaşkanımızın da dediğine bakarsan yeni yani. Normalde herkes maske takmaya alışsın diye maskeli süvari filmlere dönecek. Ya ben çok korkuyorum aslında. Ya hastalıktan hiç korkmuyorum. Ama toplumun evrileceği şu noktadan çok korkuyorum yani. Şu sarılamamak, işte herkesin maskeli dolaşması, şu sosyal mesafe beni çok ürkütüyor. Ben gerçekten çok insancıl bir adam olduğumu anladım yani. Ya çok sayıda bilim insanıyla konuştum. Gerçekten meseleyle alakalı hem tıp alanında hem sosyoloji alanında hem işte ilgili başka alanlarla belli bir salınımla eski normale yakın bir hale geleceğimize inanıyorlar. Çünkü bu toplum hakikaten şey değil. Yani bunu çok kolay bırakabilecek bir toplum değil nihayetinde. Hani sıfır vakanın olması da buna çözüm olmayacak belki ama bir süre sonra hani sıfır vakadan bir süre sonra yine eski halimize, o sevecen halimize, o sarılmalarımıza, efendim kucaklaşmalarımıza döneceğiz gibi inşallah görünüyor. Hakikaten i̇nşallah. Yeni proje ne bu arada? Ya Hay Sultan vardı. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hayatı. İşte şimdi sürece göre yine o olacak inşallah. En başta Semerkant videosu girdik ya hatırlar mısın? Orada İmam Buhari'den bahsetti. Evet. 16 yaşında çıkıp dünyanın işte 40 farklı noktasına gidip tekrar gelip 36-37 yaşında İmam Buhari'yi bitiren bir insandan bahsediyoruz diye. Aslında istersen hani neden bunların filmini yapmıyoruz ben hakikaten anlamıyorum ya. Yani eskiye göre çok daha kolay, teknoloji daha kolay. Hani ortam oluşturmak, efendim efektler vesaire falan hani eskisi kadar zor da olmasa gerek. Ne bileyim büyük büyük platolar var. Mesela sen söylüyorsun TRT'nin keza. Şimdi şu korona hadisesinde dünyada belki de en çok para kazanan dijital platformun sahibi geçenlerde gelmiş Türkiye'ye. Buradaki yetkililerle görüşmüşler. Haberin olduğunu bilmiyorum. Buraya plato açıyorlar. Bana buraya. Haber vermedi yani. Buraya plato açıyorlar. Şu anda kırıldım kendisi. Hayır ama neden plato açıyorlar? Bak çünkü buradaki yapılan dizileri falan çok seviyor millet. Yani özellikle o işte uluslararası platformda son yapılan bir dizi vardı. Şimdi ismi falan söyleyemiyorum reklam olacak diye. Dizi ismini de söylemeyeyim. Ama sadece 2 günde 21 milyon kişi seyretmiş. Türkiye'nin yaptığı bir diziyi. Adam diyor ki kardeşim kaliteli iş çıkartıyorsunuz. Oyuncularınız iyi. Senaryolarınız vesaire falan iyi. Ben buradan para kazanacağım. Benim de burada çok müşterim var. Tabii. Şimdi herkes oturmuş evinde izliyor 2x2. Ben bir röportajına baktım. Sen her gün 2 tane izliyormuşsun sabahları çıkmadan önce evden. Ama senin işin. Evet. Ya bakıyorsun belki. Mesela en sevdiğin erkek oyuncu kim senin? Kemal Sunal. Kemal Sunal. Kemal Sunal filmlerini hala izliyormuşsun. Hala her sabah izlerim. Benim bir kayınço var Suat. Kulakları çınlasın. Ezbere replikleri biliyor çocuk ya. O da senin ya oyuncu değil de çok seviyor bilmiyorum yani. Ben de gerçekten. Çok seviyorum ya. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah rahmet eylesin. Ama tabii bir senaryo gerçeği de var ortada Yeşilçam filmlerinde. Mutlaka. Muhteşem senaryolar var. O yüzden onlar da oyuncuları bayağı bir köpürtüyorlar. Onu şunun için sordum. Yani mesela izliyorsun o neyi nasıl yapmış görmek için mi izliyorsun mesela yani? Yok tamamen izleyici gözüyle izliyorum ya sevdiğim için. Kendi örnek aldığın Kemal Sunal filmleri için diyorum. Onu anladım. Okey eyvallah. Ama onun mesela oyunculuk alanında kendi örnek aldığın hani mesela aynanın karşısına geçip oynarsınız ya siz normalde. Ama mesela bir de birini seyrediyorsun. Kim mesela o hani kimin oyunculuğu senin hoşuna gider? Bu arada bu merak hep oluyor yani her iş için. Yani hiç izlemeyeceğim tarzda bir iş olsa da nasıl olmuş, nasıl çekmişler, kim oynamış, kim nasıl olmuş diye merak edip izliyorum. Yani örnek aldığım oyuncu, ya bu sorulara ben cevap veremiyorum. Sen gene benim kağıtlara bakıyorsun. Gene kopya çekiyor. Oruçlusun kardeşim. Cevabı da yazıyor mu? Şu yüzden cevap veremiyorum. Bende bir tane yok ya. Kapatayım ben. Bir tane yok. Birden fazla var çünkü. O da olmuyor. Ben Kemal Sunal'da örnek alıyorum. Cem Yılmaz'ı çok seviyorum. Bazı oynadığı, oyun diyecektim. Bazı oynadığı filmlerdeki karakterlerini çok seviyorum. Hatta bir kere röportaj yapıyoruz. Her şey çok güzel olacaktaki Cem Yılmaz'ın oynadığı karakteri çok seviyorum dedim röportajda. Ertesi gün gazetede bildiğin manşet gibi şey hayalim Cem Yılmaz olmak diye başlık atmışlar yani. Halbuki öyle bir şey söylememiştim ben. Bayağı şaşırmıştım ona. Evet. Seviyorum yani bir sürü sevdim. Haluk Bilginer keza ödül aldı son dönemlerde. Haluk Bilginer'i çok beğeniyorum. İlgiyle yaptığı bütün işleri takip etmeye çalışıyorum. Dışarıda Emmy ödülü aldı. Evet. Ne bu yıl içerisinde Haluk Bilginer. Ve benim tabii bir Türk erkeği olarak birinci vazifem olarak da Kenan İmirzalıoğlu'nu çok yani beğeniyorum. O anlamda çok başarılı buluyorum ve sunuculuğunu da çok başarılı buluyorum ben. O da bir yarışma gerçekten sunuculuğu yapıyor. Gerçekten şu an sunmuş olduğu yarışma programına cuk diye oturdu. Çok başarılı oldu. Yani hayal ettiğim o mesela o tarz bir yarışma programını sunmak isterim. Ben şu an biraz daha sunuculuğa kafam eğiliyor. Yani bir sürü film, bu arada yazın bir sinema filmimiz de vardı. Süreçten dolayı biraz gecikmeli başlayacak ama inşallah 5. filmimizi çekeceğiz bu yaz. Ben nedense böyle bir yarışma programına eğilmek istiyorum yine. Ufak bir yarışma programı sunmak istiyorum. O daha tatlı geliyor şu an. Bu Ramazan'da şimdi son artık birkaç dakika kaldı iftara. Çekimler bitti.
Eve döndünüz değil mi? Hı-hı. Evdesiniz döndüm. Artık. Birkaç gün bir vakit var. Gerçi Hı-hı. erkeklerin itikafa girmesi için bir cuma mescidi olması zorunluluğu var. Bildiğim kadarıyla ama. Ben duymadım. Hadi bakalım öyle bir niyet falan. Daha önce bir itikafa herhalde girmişsin zaten. Girdik evet. Neler hissettin, neler yaşadın orada? Ya bir işte arınma süreci işte kimisi yoga yapar. Kimisi Nepal'e gider. Kimisi itikafa girer. Kimisi evet oraya işte gider. Herkesin bir kendince yoğurt yiyiş tarzı var. Kimisi de Nepalli rahiplerle çarşambada arkadaşları karşılaştırmaya kalkar. Bambaşka bir durum ortaya çıkar. Yani. Ya ben olaya şöyle bakıyorum. Zevk aldığımız işlerden biraz da sevap kazanabilirsek iki taraflı kazanmış oluyoruz. O şimdi, güzelmiş. Yani ben işte Nepal'de arınırken bir sevap kazanamayacağım belki ama itikafa girip arınırken bir de üzerine sevap kazanıyorum. Hem gerçekten yani ruhani olarak böyle bir haz duyuyorum bundan. Evet. Biraz işte o hengameden kopmuş oluyorsun. Hem de sevap kazanmış oluyorsun üzerine. Cuma mescidi olayını duymadım. Hatta şey bile derler yani imkan yoksa olduğun yerde oturmadan şöyle tecdidi vudu bir taze abdest namazı. Doğru mu söylüyorum? Hemen iki rekat namaz kılıp işte itikafa niyet edip dahil olabilirsin itikafa derler yani. Bu biraz son, imkanlar dahilinde tabii. Bu son birkaç gün belki ciddi bir imkan bizler açısından. Şimdi evdeyiz. Tabii evde bir itikaf ortamı oluşturabilmem benim çok zor. Çünkü kızım 3 yaşına doğru geldiği için onunla birlikte ancak olabilir. Güzel oluyor ama o niyetle de inşallah Allah nasip etsin. Daha önceki senelerde nasip etmişti. İnşallah. Bu sene de mesela çok istiyordum ama bu koronayı hiç planlayamamıştım. Daha önce bize Kabe'de itikafa girmekte nasip oldu. Umre'ye gittiğimizde. Evet. İnşallah Allah tekrar nasip etsin. Yani böyle gitgide tuhaf zamanlar yaşıyoruz. İnşallah. Uzaklaştıkça uzaklaşıyoruz. Bu sene teraviye bile gidemedik canım. Evet, yani gerçekten ben belki burada daha önce söyledim. Seninle konuşmuştuk bilmiyorum. Kabe'nin etrafındaki tavaf durunca ben dünya duracak sanırdım. Yani dünyanın enerjisini oradan aldığını düşünürdüm, inanırdım. Şu an durdu gibi bir şey. İnşallah tekrar başlar tez zamanda diyelim. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Ezan-ı Muhammed'i başladıyız. Artık İstanbul için iftar vakti geldi. İnşallah tekrar görüşürüz Allah'ın izniyle. Başarılar diliyorum çalışmalarında sevgili kardeşim. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel razı olsun. Bir sohbet oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. Bir i̇nşallah. Oturamıyoruz. İnşallah. Değerli izleyenler yarın Allah nasip ederse inşallah biz tekrar burada olacağız. Sevgili Kerim Bulada hocamızla beraber Kadir Gecesi üzerine konuşacağız. Allah nasip ederse Kudüs'ü konuşacağız efendim. Siz de burada olursanız inşallah görüşürüz. O ana kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Eşhedü enne Muhammed